Öğrenci grubu Suudi Arabistan'daki bir üniversiteye kaydoldular. Buradaki eğitim daha kolaydı. Üniversitelerine yakın bir yurtta kalıyorlardı. Öğrencilerden biri köyde dolaşırken yaşlı bir kadın dikkat çekti. Yaşlı kadın sabahleyin koyunları otlatıyor, akşam olunca da mütevazı evine dönüyordu. Öğrenci bu kadının haline çok üzülerek köylülerden birine onun kim olduğunu, çocuklarının nerede olduğunu sordu. Kadının kimsesi yoktu. Bir gün ona yaklaşarak selam verdi. Kadın selamını aldıktan sonra ona halini hatırını sorarak bir dileği olup olmadığını sordu. Yaşlı kadın Mekke, Medine'yi görmek, hac ve umre yapmak istiyorum ama mahremim olmadığı için yapamıyorum dedi. Öğrenci yurda dönüp yaşlı kadının dediklerini düşünmeye başladı. Babasının kendisi ve kardeşlerine ettiği nasihat geldi aklına. Babası, insanların ihtiyaçlarını hiç karşılık beklemeden giderin. Eğer böyle yaparsanız mutlaka bu iyilik size geri dönecektir demişti. Birden aklına bir fikir geldi. Bu yaşlı kadınla evlenirse birlikte hacca giderler, dönünce de ondan boşanırdı. Böylece kadının hayattaki tek dileği gerçekleşmiş olurdu. Ertesi gün büyük bir hocaya giderek ona bu düşüncesinin doğru olup olmadığını sordu. Hoca bunun çok sevap olduğunu, kadına gidip söylemesini eğer kabul ederse evliliğin gerçekleşeceğini söyledi. Öğrenci yaşlı kadına gidip sordu. Kadın bu teklifi kabul etti ve evlendiler. Daha sonra hac ve umrelerini yaparak döndüler. Öğrenci artık dileğinin gerçekleştiğini ve boşanabileceklerini söyleyince, kadın "Beni boşama, dilediğin zaman git" dedi. Öğrenci kadının isteğini kabul ederek oradan ayrıldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Medine'ye temelli gitmek istediğini ve boşanmak istediğini yaşlı kadına söyleyince, kadın yine "Boşanmayalım, dilediğin zaman git" dedi. Adam bu isteğini de kabul ederek Medine'ye gitti. Adam arkadaşlarıyla otururken arkadaşları ona yaşlı kadını sorarak onunla dalga geçiyorlardı. Adam ondan hiç haber almadığını söyleyerek onu ziyaret etmeye karar verdi. Köye ulaşınca kadını sordu köy halkına. Onlar kadının vefat ettiğini söyleyince genç adam çok üzüldü. Köylüler onunla alay ederek eğer ondan kalan mirası isterse evine gidip alabileceğini söyledi. Adam kadının evine gitti ve orada küçük bir çanta buldu. İçinde kadının elbiseleri vardı. Adam kadını düşünürken bir kağıt buldu çantanın içinde. Kadının vasiyeti olabileceğini düşünerek açtı kağıdı. Kadına amcasının oğlundan bir arsa miras kalmıştı. Arsa Cidde'de denize nazır bir konumdaydı. Yaşlı kadının tek varisi olan bu adam kağıdı alarak arsaya gitti. Arsa çok değerliydi. 3 milyona sattı. Tüm bu olanlar yaşlı, zavallı bir kadına karşılık beklemeden yardım ettiği için olmuştu. Genç adam, "Doğru söyledin babacığım. Ben de evlatlarıma tıpkı senin bana nasihat ettiğin gibi insanların ihtiyaçlarını hiç karşılık beklemeden giderin. Eğer böyle yaparsanız mutlaka bu iyilik size geri dönecektir diye nasihat edeceğim" dedi. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.